Selam Meltem Hanımcığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede benim en yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim? Nerede olacak ya? Bıraktığım yerde. Her zamanki yerinde. Yalnız oturuş, bayılıyorum şu oturuşuna ya. Hey be, özledim ya, özledim. Ama nasıl keyifler? Ha? İyisin. İyi gördüm seni. Haluk. Ne alırsınız? Vallahi o güzel kahvenizden bir fincan alırım. Hemen, hemen. Ben alayım. Zahmet olacak. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hey Haluk'cum, anlat. Ne var ne yok? Neler? Allah, iyi misin Haluk'cum? Vurayım mı sırtına? Bardak su getirse. Hemen, hemen. Sen iste. Tamam, tamam. Dur. Hemen suyu yetiştireyim. Al Haluk'cum, al. Kana kana iç. Kana kana iç. İyice dik dik. Buyurun. Çok afiyet teşekkür olsun. Ediyorum. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Belisi bu. Ya nasıl yapıyorsunuz? Hayret ediyorum ya. Afiyet olsun. Hep aynı dozu tutturuyorsunuz. Bravo. Benim telefonun şarjı bitmiş. Senin telefonu bir kullanabilir miyim ben? Haluk'cum, arkada fiş var. Oraya takabilirsin. Siz rahatsız olmayın Arda Bey. Yok, acil bir şeye bakmam lazım. Acilse ya. Benim telefonum senin telefonun. Dur şu şifreyi bir açalım. Heh, al. Tepe tepe kullan. Keyfine bak. Sıfır. Ne? Ya hayırdır, bir sorun mu var? Yok. Aman. Arda Bey, telefonu verir mi? Tabii. Arda, şu rüzgarı da bir arasana. Yok. Ararız. Ara ve de ki Meltem Hanım'ın telefonunu sil. Söylerim. Hayır. Ben hiç soramadım size Arda Bey. Aç mıydınız? Bir şey yer misiniz? Ya şimdi sağ olun Meltem Hanımcığım, sorduğunuz için. Aç değilim. Ama zaten yani aç olsam da bir şey yiyecek halde değilim yani. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ya aslında ben buraya size Emre ile ilgili çok önemli bir şey söylemek için geldim. Nedir? Yani aslında söylemeyecektim ama yani Arda dedim, artık dedim yani bıçak dedim, kemiğe dayandı dedim yani. Söyle dedim, onlar da bilsinler dedim yani. Ay lütfen söyler misiniz? İşte böyle. Yani her seferinde dur dedim, Arda dedim, bir şans daha ver dedim. Ama verdiğim bütün şansları böyle elinin tersiyle itti. Yani nerede o ilk zamanki o çalışkan, azimli, enerjik Emre? Yani nerede bugünkü bu laylaylom Emre? Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani ne olur kusura bakmayın, biz onunla en kısa zamanda konuşuruz. Ya vallahi iyi olur Meltem Hanımcığım yani. Bir konuşsanız. Yani çünkü ben kaç kere konuştum, yok. Yani hiçbir faydası yok. Yine aynı lakaytlık, aynı laylaylomluk. Böyle bir ayaklar uzatmalar, bir yayılmalar. Sürekli cep telefonuyla böyle iş sırasında oyun oynamalar. Yapma dedim yani. Emre olmaz dedim. Yok dedi, oynamıyorum dedi. Bir de inkar etti. Ya farkında değil oysa. Ben gizli kameradan sürekli görüyorum oyun oynadığını. Ya bence şöyle yapalım yani. Siz mesela yarın müsait bir zamanda bir gelin. Yani bir baskın ziyaret yapın, bir gözükün. Yani sizi bir görsün bakalım. Yani belki sizi görünce, hani ne bileyim, bir etkisi olur yani. Biz yarın ansızın geliriz. Ben de onun kafasını gözünü bakmaz kırıyorum. Saçmalama Allah aşkına ya. Ya Arda Bey, yani sizin bu gizli kamerayla oğlumu takip etmeniz hiç hoş değil. Doğru değil. Ama tabii yani Emre'nin de iş disiplinine uyması lazım. Biz onunla konuşuruz.
Kusura bakmayın siz de şimdi böyle. Canınızı sıktım yani. Yok olur mu? Neyse ben daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Akşam akşam müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah. Estağfurullah. Kusura bakmayın akşam akşam da biraz canınızı ne sıktım ama. Neden? Ben şu rahatsız olmasaydınız lütfen. Amin. Yarın. Yarın bir uğrarsanız. Hadi görüşmek üzere. Çocuğun mu var, derdin var ha? Yani çocuklar büyüdükçe dertleri de büyüyor. Öyle ama onun arsız da olmuyor. Orası öyle. Yani çocuk dünyanın en güzel şeyi. Ah Sayın, hepimiz de artık bir evimize gelse. Dur şimdi, yani öyle acele etme. O kendini ne zaman rahat hissederse o zaman gelsin yani. Biraz zamana bırakmakta fayda var. Doğru söylüyorsun. Yani aslında bize bir kelime etse başka hiçbir şey istemiyorum. O doğru bulduğu zaman konuşacaktır mutlaka. Yani pedagoglar tespit eder yani nedenini. Yani herkesle konuşan çocuk neden bizle konuşmuyor yani öğrenirler. İnşallah. Hadi yatalım artık ya. Bir şartla yatarız. Neymiş o? Telefonda kim kimi nasıl kaydetmiş meselesini unutacaksın. Ha yok, onu unutmam. Bir kere ben seni güzel kadın diye kaydedeni bulmadan gözüme rahat uyku girmez. Bu kadar. Neyse buna da şükür. En azından taş kafayı unuttun. Konu değişti. Sen öyle san. Onu unutmuş falan değilim. Taş fırın erkeğiyim kızım ben. Hiçbir şeyi unutmam. Fil hafızası var bende. Bence ona şöyle diyelim. İşine gelenleri unutursun, işine gelenleri unutmazsın. Gel unutmak istemediklerimize bir yenisini ekleyelim. Telefonla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.